Peki Can ben sana bir soru sorayım. Buyurun. Türk, estağfurullah, Türk futbolunda şeffaf olduğunu inanıyor musun? Ta, i̇nanmıyorum tabii Yöneticilik ki. Yöneticilik yaptın. Hiç inanmıyorum ama yani bu... Güven e, var mı? Hiç yok, sıfır. Neydi ama herhalde, bence orada ya? şey de yok hocam, yani güven ve şeffaflığın dışında e, Türkiye'deki temel problem, hani liyakat ya hep konuşuyoruz. Gerçekten işi bilen insanların işi olmaları gereken koltukta değil saçma sapan insanların saçma sapan şeylerle olması. Futbolda da bu yok mu? Ben, Şimdi yine tartışma aynı yere gelecek ama benim söylemem doğru değil. Ben burada konuk değilim. Yani Türkiye'de futbolu kim yönetiyor hocam? Türkiye Futbol Federasyonu. Mı? Yani mı? esas sen konuşulması gereken mı? kavramların başında Türkiye Futbol Federasyonu yok mu? Şimdi zaten konuşuluyor da. Bir de şunu anlamıyorum biliyor musun? Mesela Nihat Bey'i ben çok uzun yıllardır tanım. Fenerbahçe'de e, kulübünde yöneticiydi. Başkan yazmıştım. yıllar tecrübelidir tabii. Ve orada da bir sürü de yönetici var. İş adamları var tabii ki. Hani futboldan gelenler yönetsin filan. Bunlar da doğru şeyler değil. futboldan değil gelen, gelen maksimum 3 kişi olacak abi. Öyle 10 kişi birden ekonomist olacak. Her şey sosyolog olacak. Her şey olacak yani. Bu ayrı konu. Ama Nihat Bey duyuyorum bazen. Çok yoruldum ben. ya, Çok yoruldum. Duymuşsundur sen de. Ben duyamam. Ben Nihat Bey'i çok tanımam ama beni gazetemden hayır. kovdurdu. Öyle bir şey var. Ben de anısı var. E, bütün anım ondan ibaret ama ne yaptı bilmiyorum onun dışında. Olur. Fakat biliyorum çok yorgunum falan. Hayır hayır. Bırak. Bırak. Senin bir sürü milyar dolarlık şirketin var. Aynı şekilde yönetim kurulu de aynı şekilde. Of çok yorulduk işte. Şöyle bir imaj yaratıyorum. En tehlikelisi bu işte. Türkiye'de zaten biraz önceki sorunun altında yatan gerçek şu. Futbolu siyaset mi yönetiyor? Aslında İnsanlar şu anda onu düşünüyor. Tabii ki. Bırakın evet. lan diyor bu iş. Hayır. Siyaseti bizler uğraştırıyoruz futbolu. Kulüpler. Hocam siz şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı da çok iyi tanıyorsunuz. Hükümetteki evet. birçok isimi de çok iyi tanıyorsunuz. Hükümetteki Fut... çok insanı tanımıyorum. Ben. Öyle mi? Evet. ben. Tamam. Ben... Ama futbol tarafında da insanları artık çok iyi biliyorsunuz. Hı. Federasyonundan kulüplere kadar. Yani şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun evet. Türkiye'deki siyasette, siyasi iktidardan evet. ya işte yani evet. bağımsız bir karar alabileceğine burada inanan var mıdır? Yani... Ben söyleyeyim mi size bir şey? Bütün samimiyetimle söylüyorum bakın. Çok net söylüyorum bunu. Yani sakın karışmayın der Cumhurbaşkanımız Mustafa Avili bana. Aman ha hiç bulaşmayın bu işlere der. Biz gördük tabii o abi kardeş beraber sürekli beraber. Burada da hani, konuşuyorum. Yani, sıkıntılı bir konu konuşmuyorum. Bana da söyler gördüm. Aman ha hiç bulaşmayın der. Mustafa Bey'in oraya Ali Bey, Sayın Ali Koç en az üç kere gelmiştir. Allah nur içinde yatırsın Mustafa Cengiz Bey. En az üç kere gelmiştir. Ahmet Nur Çebi olsun. E, yani futbol adamı Beşiktaş maçlarında gider. Şimdi bu hafta Rizelidir kendisi de. Futbolda seven bir insandır. Maça gitti Fenerbahçe Rize maçına. Servet Bey de orada başkan bir ikili hmm, Evet gördüm. Sosyal medya yıkıldı. Ay işte bu. Bir şey soracağım abi. E, ee, Rize kaçıncı bu sene ligde? Bakar mısın? Sonuncu. Sonuncu. En büyük aday gözüküyor değil mi? Peki Fenerbahçe'yi kollayan Servet Yardımcı Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor? 7 yıldır. E nasıl olacak? Rize asansör takım iki 1 düşüyor. E, Cumhurbaşkanı takım düşmez diyor. Düşüyor. da Mustafa Denizli'yi çağırıyorlar. Çıkarıyor. Şimdi yine düşme putasında. Ama dışarıdaki imaj ne? Evet ha onlar işte antrenör onlar buldu. Onlar hatta bazılarına ceza verdirdi diyorlar biliyor musunuz? Hocam şimdi ben Allah rahmet eylesin Hasan Doğan'ı da çok yakından tanıdım. Allah rahmet Hasan etsin. Bey e, Sayın Cumhurbaşkanı'nda çok yakın biriydi hı, değil mi? Hı. Ve baya yakın Tabii. biriydi yani. Hiç Hasan Bey'in Bay Federasyon Başkanlığı zamanında şey konuşmaları yoktu. E, dışarıdan siyaset müdahale ediyor mu? Cumhurbaşkanı talimat veriyor mu? Hiç bunlar konuşulmazdı Sen ki. de talimat veriyor mudur? Ben bilmiyorum talimat veriyor ben sana Ama ben yani şu anki Futbol Federasyonu Başkanı orada olduğu sürece ben her şeye ihtimal Hı. dahil olduğunu düşünüyorum. Ama onu sormak için söyledim size. Neden Hasan Doğan ki Hasan Doğan daha yakınken bunu hiç düşünmedik. Nihat bırakmak istediğini söylüyor değil mi? Her yerde Öyle söylüyor. mi? Söyledim. Söylüyor mu? Ben de bana da söylemiş. Yorulduğunu söylüyor. Yorulmuş da olabilir. E bıraksın kim tutuyor ki zorla onu orada? Evet. Şimdi o zaman ne çıkıyor? Bıraktırmıyorlar. Çıkıyor. <laughs> Aa. Sor bakalım Cumhurbaşkanı. Ben yoruldum efendim. Denizecek sana. Bana ne de? He bana ne ya? Çekil o zaman. İşine gücüne baktı. Ne diyecek? Ya ne diyecek? Öyle der zaten. Peki. Zannediyoruz ya Nihat'cığım ne olur kal ya yoruldun ama idare et mi diyor zannediyorsun? Hiç öyle bir şey yok. Olmadı da.